Derviş, Allah'a yakınlığı gün geçtikçe daha çok hissediyorsa bu kendisinin ve mürşidinin sırat-el müstakimde olduğunu mu gösterir? Ya da derviş, mürşide tabi olduğundan beri manevi olarak hiç yol kat etmemişse bu kendisinin samimiyetsizliğinden mi yoksa mürşitten mi kaynaklanır? Böyle bir durum neyi gösterir? Her gün biraz daha Allah'a yaklaştığını, Rabbini sevdiğini, Rabbinin sevgisine layık olduğunu her gün biraz daha Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli ettiğini, biraz daha Resulullah Efendimiz'in aklakına büründüğünü, ona benzediğini görünce, anlayınca ne yapmıştır? İkisi de doğru yapmıştır. Evet, mürşidi gerçek bir mürşidi kamil, kendisi de doğru yapmıştır. Ama eğer bunu yapamıyor ve beceremiyorsa bu durumda suç gene mürşidin değil, kendisinindir. Eksik yapmıştır, gönlünü, verememiştir. Gerekeni yapamamıştır. Eğer gerekeni yapıp yapıyorsa, bununla beraber eğer bir şey olmuyorsa, çabası gayreti var ama bir şey olmuyorsa, evet bu durumda Allah ona yolu gösterir. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyurdu, yolumuzda cehd edenlere, çaba gayret sarf edenlere yollarımızı açarız. Allah vaat etmiş. Eğer mürşidi gerçekten mürşidi kamil değilse, onu da Çabası gayreti varsa Rabbini istiyor. Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemalini istiyorsa bu durumda Allah ona yolunu açar. Eğer mürşidi gerçek mürşidi Kamil değilse bunu ona öğretir, bunu ona gösterir. Evet ona kendisine varacak yolu da evet ne yapar? Açar. Allah'ın vadi var. Dolayısıyla e, eksik ya da yanlış olan kim olmuş olur? Tabi olan. Yanlış yapmıştır eğer samimi ise Allah ona yolu gösterdiği halde Allah'ın ona gösterdiği yolda e, yola gitmemiştir. Aklını kullanmamıştır. Körü körüne peşinden gitmiş demektir.